Değerli izleyiciler, Maltepe'de İstanbul Çocuk Maratonu birazdan başlıyor. Şimdi Emre Kaplan bizimle birlikte. Emre'den detaylar alacağız İstanbul Çocuk Maratonu ile ilgili. Mustafa Göksu, İstanbul Çocuk Maratonu, Sportif AŞ'nin düzenlediği İstanbul Çocuk Maratonu saat 10'dan beri devam ediyor. Şu anda da 4-5 yaş grubunun, düzeltiyorum, 6-7 yaş grubunun burada koşusu sürüyor. Aslında bu koşular yarış amaçlı değil burada. Yarışmalar başlarken tüm çocuklara madalyaları, ödülleri takdim ediliyor ve hepsi bitiş çizgisinde de aynı anda varıyorlar. Tamamen burada olimpik bilinci, sportif bilinci küçük kardeşlerimize aşılamak amaçlı bir etkinlik. Yaklaşık 6000 çocuk burada katılım gösterdi. 6 farklı kategori var ve her kategori için 1000 kişilik kontenjan açılmıştı. Bu kontenjanların tamamı doldu ve oldukça yoğun bir katılımla şu anda çok güzel bir atmosferde burada çocuk maratonunun sürdüğünü söyleyebiliriz. Bugünün iki ayrı önemi var. İlki aslında anneler günü. Anneler gününde burada anneler ve çocukların bir arada olması gerçekten çok güzel görüntülere sebebiyet veriyor ve aynı zamanda bugün 10 Mayıs Dünya Atletizm Günü ve burada da bu küçük kardeşlerimizin de bu yaşlarda daha 2-3 yaşında olan, burada 1 yaşında olan, 2 yaşında olan kardeşlerimiz var. Hepsinin burada atletizmle tanışması, bu bilince sahip olmaları aslında ayrı bir anlam taşıyor. Diyebiliriz. Hemen biraz da programdan bahsetmek istiyorum. Saat 13'te 4-5 yaş grubunun 200 metrelik parkurdaki koşusu olacak. Ardından saat 14'te 3 yaş ve altındaki kardeşlerimizin 100 metrelik parkurdaki bir koşusu olacak ve saat 15'te de Down sendromlu kardeşlerimiz 100 metrelik parkurda velileriyle birlikte ulaşacaklar. Burada dediğimiz gibi olimpik bilinci yaşamış olacaklar. Tamamen burada kendi tecrübeleriyle. Yani oldukça profesyonel bir atmosfer olduğunu da söyleyebiliriz burada. Gerçek maratonu aratmayacak şekilde yolda su istasyonları, sağlık istasyonları görevliler, gönüllüler hepsi burada oldukça profesyonel, adeta bir tam maratonmuş gibi burada hazırlığın, organizasyonun bu şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Birazdan konuklarımız da yanımızda olacak. Spor AŞ Genel Müdürü Sayın İsmail Özbayraktar ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birazdan bizimle birlikte olacak. Ben şimdilik sözü size bırakayım. Konuklarımız geldiğinde yeniden buradan bağlantımızı yapalım. Evet, çocuk maratonunda yaklaşık 7000 İstanbullu farklı yaş gruplarında kardeşimiz katılıyor ve enteresan bir yarış oldu. Olacak. İlk başta 5000 kontenjan ayırmıştı sadece İstanbul Spor AŞ çocuklar için. Fakat 7000 çocuğun başvurduğu öğrenilince sayı 7000'e çıktı. Başvurular devam etti ama 7000 kotasında kalmak durumunda kaldılar. Mevcut imkanlar dahilinde. Sabah başlayan koşularla ilgili, maratonla ilgili görüntüler de şu anda ekranlarınıza geliyor. Bugün 5 ayrı kategoride yarış düzenleniyor. İstanbul Çocuk Maratonu'nda 11-14 yaş kategorisinde 1000 metrelik bir yarış olacak. Yine 8-10 yaş kategorisinde 600 metre, 6-7 yaş kategorisinde 400 metre, 4-5 yaş kategorisinde 200 metre ve 0-3 yaşta yine 0-3 ve 4-5 yaş kategorileri aynı zamanda velileriyle birlikte bu parkuru tamamlıyorlar. Onlar da 100 metre yapacaklar. Duyuruları çok önceden başlamıştı. Çok keyifli görüntüler Maltepe, İstanbul Maltepe sahilden şu anda ekranlarınıza geliyor. Yine yarışmalar öncesi eğlenceler. 12'den itibaren üst kategori yarışı yapılacaktı. Evveliyatında düzenlenmiş organizasyonlar da şu anda ekranlarınıza geliyor. Aynı zamanda İstanbul Spor AŞ'nin dans grubu da yine bugün orada sahne alacak. İlerleyen saatlerde yaklaşık 8-9 bin kişi Maltepe sahilde keyifli bir hafta sonu geçiriyor. Küçük çocuklarımız da belki hayatlarında ilk kez bir yarışa katılıyorlar. Göğüs numaralarından giydikleri eşofmanlara ve ödüllere kadar A'dan Z'ye planlanmış bir organizasyon. Birinci, ikinci, üçüncü madalyaları verilmiyor organizasyonda. Zaten organizasyonun mottosu da hoş geldin şampiyon. Katılan herkes ödül alıyor. Bütün çocuklar için madalya hazırlanmış. 7000 madalya bugün Maltepe sahilde o etkinliklere katılan çocuklara dağıtılacak. Hoş geldin şampiyon mottosuyla çocuklar da eğitmenlerle birlikte koşuyorlar. En başta baş koşucu var, onu geçmek yasak. Beraber start alıp beraber finişe
ulaşıyorlar. Önemli olan oradaki organizasyona katılmak ve belki bir maratonu tamamlamak. İlerleyen dönemlerde bu maratonun daha da büyüyerek devam edeceği bilgisini de Spor AŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın mensuplarına iletmişti. İşte şu anda devam eden dans gösterilerini de izliyorsunuz. Çocukları yarışan veliler ya da yarışmak için bekleyen çocuklar da Maltepe'deki dans gösterilerini izliyorlar. Büyük bir havuz oluşturuldu orada. Büyük bir arazide yaklaşık 750 çalışan sağlık görevlileri, güvenlik görevlileri hep beraber yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Saat 2.30-3'e kadar da devam edecek bir organizasyon. İstanbul Çocuk Maratonu. Bu görüntülerde şu anda canlı olarak İstanbul Maltepe sahilden geliyor. Biz de ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, toplam 19.600 başvurunun geldiği bilgisi de ulaştı tarafımıza. 19.600 başvurudan sadece 7.000'i bugün yarışabildi. Bülent İmonek, çok keyifli bir yarış. Çocuklarımıza sporu herhalde uygulamalı olarak öğretebilmek için, en azından spor ruhunu, sportmen ruhunu öğretebilmek için çok önemli bir fırsattı. Veliler de bu fırsatı değerlendiriyorlar. Tabii yani şimdi mesela bazı spor dallarında çocukların nasıl, nerede altyapıya vereceğini biliyorsun da bazı spor dallarında bu sıkıntı. Yani mesela çocuklarını atletizm yapmasını isteyen, atletizmin dallarında yarışmasını isteyen, yetişmesini isteyen ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi açısından da bu türden organizasyonlar çok önemli. 7.000 tane çocuk dedim. Bunlardan 700 tanesi bu sporun içinde kalsa çok daha ileriye gideriz. Yani her şey futbol ve basketbol değil sonuçta. Ben bu türden organizasyonları bir kere, yani burada Spor AŞ ve Atletizm Federasyonu tebrik etmek lazım. Çok renkli görüntüler var. Ama her spor dalı için bence bu güneşli pazar günleri hepsi için uygun. Yani bir keresinde handball için yapabilirsin, bir keresinde bisiklet için yapabilirsin. Hani bir diğerinde basketbol için yapabilirsin. Bir şekilde buradan alacakları motivasyonla zaten o spor dallarında yarışmak üzere yetişirler. Biz fazla futbol odaklı bir ülkeyiz yani. Aman futbol altyapısı şöyle, futbol altyapısı böyle. Yani insanlar Avrupa'da cumartesi, pazar günleri çocuklarıyla beraber spor yapıyorlar. Onlar yapmıyorsa çocukları yapıyor 7'den 70'e. Evet. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi de budur. Yani eğer sen zaten spor yaparsan bir şekilde o hep tribünde küfür diyoruz, tribün terörü diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz ya. Aslında o zaman sporcunun halinden çok daha net anlarsın. Sporcuya daha fazla saygı duyarsın yani. Adalesi ağrımayan, sahadaki adalesi ağrıyan adamı anlamaz. O yüzden mesela maçın 85. dakikasında depar atmadı diye kendi futbolcusuna küfür eden taraftar olmaktan çıkarsın basit manada. Ama öbür taraftan tabii ki bunun bir de sağlıklı yaşam tarafı var yani. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Çünkü maalesef hani günümüzde bir de acı bir gerçek var ki yani teknolojiyle beraber çocukların hani kitap okumaktan daha çok bilgisayar oyunlarıyla aşırı neşir olduğu saatlerce ve bir şekilde aslında spor alanlarından, sokaktan, evdeki odalarına, dört duvarın arasında kaldıkları bir dünya. Onun için bu organizasyon çok, çok renkli. Dediğim gibi şuradan 700 tane çocuk atletizme devam etse dünya şampiyonu çıkartırız demiyorum, inşallah çıkartırız ama diyelim ki onlardan bir gün 70 tanesi, bir gün 70 tanesi seçmelere gider, 7 tanesi de Avrupa Şampiyonası'na gider. Başka türlü olmaz hani bu işler zaten. Tabii. Yani bu, yani, bu yaşlarda ama başlıyor. Organizasyonunda en hoşuma giden taraf şey yani madalya dağıtımında hani bir, ikinci, üçüncü olmaması. Herkes şampiyon. Çünkü o yaştaki çocukların arasında o türden bir yarışma şeyi koymak doğru değil. Oraya gelen bütün çocukların hepsi şampiyon. Onun için tekrar organizasyonda emeğe geçenleri tebrik etmek Slogan lazım. Slogan çok güzel değil mi? Sloganı ben de duyunca çok hoşuma gitti. Hoş geldin şampiyon. Güzel tabii canım. Evet. Yani zaten çocukların arasındaki belki de hani karakterlerini şekillendirirken en büyük zorluklardan bir tanesi. Çocukların hepsi şampiyon. Evet. Kimse ikinci olmak istemez. Kesinlikle. Evet tabii
Önemli noktalardan biri de şu, İstanbul Yarım Maratonu dünya çapında bir organizasyon. Tokyo Maratonu var, New York Maratonu var, dünya çapında büyük maratonlar var. Geçen Madrid koşulu, Londra var. Evet, Londra var, Madrid var. Bu büyük maratonlarda en az yerli katılımcı sağlanan ülkeyiz. İlerleyen dönemlerde herhalde İstanbul Yarım Maratonu'nda da buraya katılan, belki sadece gezmek için gelen, başka işler yapacak olan çocuklar bile... Buna İstanbul olarak da bakmamak lazım. Yani şimdi şöyle, böyle organizasyonlardan bence her şehirde bir şekilde örnek alınmalı. Yani hani sonuçta Atletizm Federasyonu da İstanbul'da sadece faaliyet gösteren federasyon değil, ülkenin federasyonu. Yani her spor dalı için bence, ha tabii İstanbul bu konuda imkanlarıyla beraber hani öncü bir şehirdir. Şu anda bu ekranları seyreden insanlar, yerel kendi şehirlerinde, yerel yöneticiler bu türden organizasyonları yapmıyorlar mı? Yapanı da var yani, çok da var. Ama tekrar söylüyorum, hani bir şekilde İstanbul'un bu lokomotif özelliğinden, medyaya yansıyan özelliğinden faydalanmak lazım. Yani şimdi bunun bir benzerini bir ay sonra başka bir şehirde yerel bir yönetim burayı konsept alıp yaparsa, tek o yani o şehirdeki çocuklar da mutlu olur. Yani sadece atletizm değil yani, başka spor dalları için de aynı şey geçer. Evet, İstanbul Spor AŞ'nin düzenlediği bir organizasyon ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir organizasyon doğal olarak. Demek ki yerel yönetimler bu tür pozitif etkiler yapabiliyor, bu imkanlar da var. Çok derin kapsamlı bir proje de değil üstelik. Hem valla İstanbul'da o kadar çok tesis var ki, evet. Bak yani bir taraftan böyle tesis yok falan deniyor ama bu yok diyenlerin hiçbirisinin de ben gidip orada spor yaptığını falan düşünmüyorum. Yani İstanbul'un o tesis kitabını sayfalara çevirdiğin zaman yani şöyle söyleyeyim, hani doğma büyüme bir İstanbullu olarak bile ben şaşkınlığa uğradım yani mesela. Biraz zaman ayırmak lazım ya. Yani aslında hikaye şu, yani sen kitap okursan çocuğun da kitap okur. Evet. Yani sen spor yaparsan çocuğun da spor yapar. Ha kalkıp çocukla beraber aynı anda aynı eforu tabii sarf etmek mümkün değil. Yani çocukla beraber kalkıp koşuya çıkın demiyorum ama hani herhangi bir spor dalında illa da bu işi böyle futbol odaklı görüp hani benim çocuğum futbolcu olacak, olmayacak. Olmayacaksa spor yapmasın kafasıyla olmaz bu iş. Yani ne bileyim, ok atabilir, voleybol oynayabilir. Evet. Yani şimdi say say bitmez yani. Hani yüzme var, deniz sporları var yani sonuçta. Mesela ok nasıl bir okçu yetişebilir sorusunun bile cevabını geçenlerde Okçular Tekkesi Beyoğlu'nda çok güzel dizayn edilmiş. Osmanlı'da okçuların yetiştiği yer. Orada artık ok federasyonu. Ya böyle bu konuda bir sıkıntı olduğunu var. Ben hep düşünürüm yani. Ben de bir ebeveyn olarak yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten bazı spor dallarında ailelerin hani ciddi araştırma yapması gerekiyor. Evet. Ha tabii şimdi bir de yani şunu da kabul edelim. Artık hani hayatımızda bir Google gerçeği var yani. Bütün o merak ettiğin her şeye cevap bulabiliyorsun. Ama tabii mesela ben hani uzun yıllardır mesela çocukların Türkiye'de mesela sırıkla atlama, nasıl sırıkla atlamacı olunur? Onu evet, bilemem evet. Mesela. Ha bir de şey var tabii, mesela kış sporları için uygun olan şehirler var. Yani o şehirlerde yaşayan çocuklar daha avantajlı yani, işte Kayseri, evet. Erzurum, Bursa, kış sporları için evet, ama onun da ne kadar pratiğe dökebiliyoruz? Ya bence genel manada aslında genel sıkıntı şu, spor yapma bilincinin daha yükseltilmesi lazım. Zaten evet. Hani bu 2000'li yılların hani beslenme alışkanlıkları ile beraber geçen bir Harvard'da bir tür profesörün de sözünü gördüm. Yayına bağlanacağız galiba, değil mi? Evet. Maltepe'ye gidelim. Emre Kaplan'ın konuğu var. Emre, söz sende. Teşekkürler Mustafa Göksu. Bir kez daha Maltepe'den, şehir parkından mutlu günler dilerim. Çok değerli konuklarımız var yanımızda. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintımar ve hem A-Spor yorumcusu hem de Atletizm Federasyonu'nda çeşitli görevleri olan Haldun Domaç. Haldun abi, müsaadenizle Fatih tabii, Bey'le başlamak isterim. Başkanım, Dünya Atletizm Günü'nde çok güzel bir organizasyon. Burada çocuklar, 6000-7000 çocuk sabahtan beri olimpik ruhla, sportif ruhla bir araya geldiler. Siz nasıl derdiniz? Ben öncelikle...
Siz kaybolmuşsunuz bu sefer. Ömer Faruk Kıraç. Evet, bağlantılarla devam edeceğiz. Tabii yoğun bir ortam, orada da teknolojik olarak tiricilerin çekmemesi mevzu bahis olabiliyor. Herhalde bu röportajları da ilerleyen saatlerde Aspor ekranlarını izleyebileceksiniz. Çocuk Maratonu yayınımızın sonuna geldik değerli izleyiciler. Birazdan Spor Ajansı'nda Bülent Timurek'le devam edeceğiz.